İbrahim Kahveci, 7 Ocak 2022 Karar Bilim gitti, rakamlar bitti. Yeni ekonomi modeli YEM henüz resmi yayınlara girmedi. Hatta henüz bunun ne olduğunu da tam bilen yok. Kurlar yükselsin mi isteniyor yoksa düşsün mü? Bu açıdan mevcut kur seviyesi istenen bir nokta mı ya da ancak burada mı kontrol edilebildi? Düşük faiz olsun ve yatırımların önü açılsın isteniyor. İyi ama faizler tam tersine enflasyon ve risk yükselişi sonucu aşırı yükseldi. Eylül ayında dolar 8.30, kredi faizi %22'lerdeydi. Şimdi ise dolar 13.60, kredi faizi ise %36'larda. Kısaca işler pek iyiye gitmiyor. Kur yükselişinin hem maliyet tarafında hem de stok döviz borcu tarafında çok feci yıkıcı etkileri ülkeyi vurmaya başladı. Sadece 453 milyar dolar dış borcun TL karşılığı maliyeti son 4 ayda 2.4 trilyon lira artış gösterdi. Hazine garantili müteahhitlere ödeyeceğimiz parada sadece son 4 ayda 830 milyar lira fazlalaştı. İthalat nedeniyle artan üretim maliyetlerine bir de ihracat nedeniyle artan tüketim fiyatları eklendi. Mesela yabancıya 2 dolara sattığımız domates artık ihracatta 27 liraya ulaşmışsa o domatesi yurt içinde kimse 10-15 liradan aşağıya satmaz. Fakirleştiren ihracat tam da budur. Bakınız durum öyle söylendiği gibi iyi değil. Hatta daha açık söyleyeyim, bu gidişle her geçen gün bugünümüzü arar olacağız. AK Parti seçim düşünüyorsa derhal tarih açıklasın. Bu kafayla 2022 sonbaharı veya 2023'ü hiç düşünemiyorum. Aslında işlerin iyi gitmediğini herkes biliyor. Mesela önceki gün Müsiada giden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye sorulması gereken bir soru da şu olmalıydı. Faizleri indiriyoruz derken kredi faizleri katılım maliyeti diyelim %22'lerden %40'lara çıktı. Bu faiz katılım maliyetiyle kim nasıl yatırım yapacak? Ama bunun yerine yeme olan büyük övgü sözleri geldi. Müsiyat Başkanı bu övgüleri söylerken acaba kendi kurumunun yayınladığı verileri izliyor mu? Bilindiği gibi Müsiyat Samex Endeksi yayınlıyor. Ne anlama geliyor bu endeks? Sanayi ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin kendi ekonomik faaliyetleri hakkında yaptıkları değerlendirmeler üzerinden ülke ekonomisine ilişkin makroekonomik verilere ulaşılmasını amaçlayan bir endekstir. Bu tanım ya da açıklama MÜSİAD sitesinde yer alıyor. Gelelim Kasım ve Aralık ayı SAMEX verilerine ve MÜSİAD bültenine. 2021 yılı Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEX bileşik endeksi bir önceki aya göre 3 puan azalarak 52.3 değerine gerilemiştir. 2021 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEX bileşik endeksi bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak 48.8 değerine gerilemiştir. Sanayi sektörü endeksi ise referans değerin üzerinde seyretmesine karşın önceki aya göre 5.3 puan ivme kaybetmiş ve 51.4 puana gerilemiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 48.8 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEX bileşik endeksi son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve Ağustos 2021 döneminden beri ilk kez 50 puanlık referans değerin altında gerçekleşmiştir. Ne diyor burada? Ağustos ayından sonra ilk kez eşik değerin altına düştü. Dört ayın en düşük değeri. Ama müsiat başkanı model gayet iyi her şey güzel diyor. Tıpkı Hazine ve Maliye Bakanı'nın 20 Aralık günü için söylediği gibi. Biz döviz satmadık, Cumhurbaşkanımız bir konuştu, herkes döviz sattı gibi bir şeyler söyledi. Doları 18 liradan 11 liraya düşürecek dövizi millet satmış diyor. İyi ama ne kendisine bağlı BDDK verileri ne de Merkez Bankası verileri bunu doğrulamıyor. Hatta 21-22 Aralık günleri milletin bankalardaki yabancı para mevduatları 1.8 milyar dolar artış bile göstermiş. Olsun rakamlar ne ki biz söylüyorsak ona inanın durumu mu var? Bugün bir ekonomi modeli uyguluyoruz adı altında ülkemizi maalesef gittikçe daha kötü günlere taşıyoruz. Şu anda Avrupa'dan talep geldiği için ihracatla ayaktayız. Orası sekteye uğrarsa hepten kara günler bizi bekler. Ekonomide neredeyse bütün dengeleri alt üst ettik ve buna da yeni model diyoruz. Hatta yetmedi milletimize de kurtuluş savaşı olarak anlatıyoruz. Daha faizleri bile düşürüyorum derken yükselten bu modelin nesi bilimsel, nesi bir rakama dayanıyor? anlayan lütfen bize de anlatsın. Anlamayan da lütfen boşuna alkışlayıp yanlışa destek olmasın. Ama lütfen. İbrahim Kahveci